Kardeşimiz kayınvalidemin elini öpebilir miyim diye soruyor. Bu soruya belki biraz daha geniş bir çerçevede cevap vermek gerekir. Nisa suresinde Cenab-ı Hak müebbet olan mahremlerimizi bize bildiriyor. Yani bir erkeğin ya da bir kadının kimlerle ebedi olarak evlenmesi yasaktır. Kimler onun mahremidir? Ayet-i Kerime bize bunları bildiriyor. Bunları da biz üç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, Hurrimet aleyküm ummahatüküm ve benatüküm ve ahavatüküm ve ammatüküm. Ayet devam ediyor. Bunlar kardeşlerin karabet yoluyla yani akrabalık yoluyla haram kılınanlar. Bunlarla evlenmek caiz değil. Kim bunlar? Annelerimiz, kızlarımız, işte kız kardeşlerimiz, halalarımız bunlarla evlenmek haram. Yani karabet yoluyla, akrabalık yoluyla haram kılınanlar. Bunları birinci başlıkta toplayabiliriz. İkinci başlıkta ise ve ummahatukumullati erdanekum yani sizi emziren anneleriniz, sizi emziren anneler yani süt anneler ve ummahatukum bu süt anneler süt annelerle evlenmek bu da haram. Onlarla evlenmeyi de Cenab-ı Hak haram kılmıştır. İşte süt akrabalığı da buraya sokuyoruz. Yani rada yoluyla, süt yoluyla mahrem olanlar bunlarla evlenmek de caiz değil. Üçüncü olarak ise hısımlık yoluyla mahrem olanlar. Mesela eşlerinizin anneleri ve ummahatu nisaikum eşlerinizin anneleri bunlarla evlenmeniz de ebediyen haramdır. Peki şimdi eşlerin anneleriyle evlenmeyi Cenab-ı Hak kesin bir şekilde haram kılıyor. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh burada şöyle bir fetvada bulunuyor. Şöyle bir iftihası var Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Diyor ki bu hürmeti musahare yani sıhriyet yoluyla oluşan mahremiyet. Burada ihtiyatla amel etmek gerekir. Hadiseye daha dikkatli yaklaşmak gerekir. Bir damat, kayınvalidesi ona ebediyen haramdır. Fakat kayınvalidesinin elini öperken eğer kayınvalidesine bir şehveti olursa yani ona kalbinde bir meyil olursa eğer yaşlıysa kalbinde bir meyil olursa ya da gençse ona böyle bir vücudunda bir uyanma hali olursa, bedeninde bir uyanma hali olursa eşi ebediyen ona haram olur. Yani bir damat kayınvalidenin elini öperken bedeninde bir uyanma hali varsa ebediyen hanımı ona haram olur diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bunun için kardeşlerimiz eğer kayınvalideleri genç, kendileri gençse ellerini öpmemeleri daha uygundur. Ama yaşlıysa yani yaşı 70-80 vesaire olduysa böyle bir durum söz konusu olmayacaksa o zaman ellerini kayınvalidelerini öpmelerinde bir sakınca yok. Ama yine hadiseyi karşı tarafa anlatarak yani böyle bir durum sonuç olarak nihai olarak nereye varır bu ailenin sonlanmasıyla yani bitmesiyle intihar edebilir. Bunu söylerlerse mutlaka o kayınvalideler de bu noktada anlayış göstereceklerdir. Öpmemek daha doğrudur kayınvalidenin elini. O halde toparlarsak ebedi haramlıklar, ebedi evlilik yasağı üç başlıkta topluyoruz. Bir, karabet yoluyla evlilik yasağı ki annelerimiz, kızlarımız, teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz buraya giriyorlar. İkincisi, süt yoluyla oluşan mahremiyet. Üçüncüsü ise sıhriyet yani hısımlık yoluyla oluşan mahremiyet.